Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Raygrass'ı bayağı büyüttük. Raygrass'ın içine koyunlarımızı salacağım diyordum sizlere. Artık yani bayağı bir büyüdü Raygrass, koyunları içine salsak olur. Şimdi bir akşam üzere bir video çekeyim dedim sizlere. Koyunları Raygrass'ın içine salacağım. Yerlerini falan temizleyeceğim. Bir akşam üzere videosu olacak. Şimdi koyunları salalım. Gel. Arkadaşlar bakalım Raygrass'ta ilk koyunlarımızı buluşturmamız. Raygrass'ı beğenecekler mi bakalım? İnternette bayağı bir izliyoruz Raygrass otunu. İlk defa ektik. Daha önce Raygrass'ı çekmedik. Ejin kovala bu tarafı. Arka tarafını geç buraya doğru kovala. Ejin'le beraber koyun güteceğiz bugün. Gel. Çapır da bağırıyor. Nasıl geliyor arkadaşlar bakın. Bakalım sevecek mi koyunlar Raygrass'ı. Daha önce çekmedik. Bu sene denedik bakalım nasıl olacak diye. Zaten hayvancılık da yapmıyorduk. Bu sene hayvancılık yapacağız diye. Ektik. Oh. Başladılar bile yemeye. Başladılar bile maşallah. Ne oldu? Küçük. Ezra nasıl bağırıyor küçük. Şapkan giy üşüme. Tam çoban oldu Ecin valla. Elini çumağa alınca. Çoban sopası. Aferin Ecin. Çoban sopası olmadan çobancılık yapılmaz değil mi? Evet. Aferin. Koç. Paşa ne yaptın oğlum? Yabancıladın mı? Yeşil ot yeşil gel. Gel oğlum. Allah. Gel. Oh, arkadaşlar sevecekler bunlar bu otu. Şimdiden. Tony. Sen çoban köpeği mi olacaksın yoksa? Sen av köpeğisin ama çoban köpeği mi olacaksın oğlum? He? Hadi koyunları güt bakayım sen. Sen koyun köpeği ol tamam mı? Güt koyunları. Ürkütme ama tamam mı? Atlama üzerime. Arkadaşlar yabancı biri görünce hemen Tony arkasından gidiyor. İkinci köpek de var biliyorsunuz o da havlıyor Tony abla. Yabancı bir dayı geldi babamın yanına. Köpek bağırıyor. Arkadaşlar bakın. Maşallah 41 kere. Raygrass bayağı kendini toparladı. Bakın şöyle göstereyim. 15 santim 20 santim falan oldu. Çok fazla koyun yok yani. Bu otu direkt ezemezler. Ejin gel böyle aşağıdan geçelim biz. Arkadaşlar bu koyunları aldığımızdan beri hiç biz gütmeyi çıkarmadık. Yok zaten meramız. Diğer videolarda da söylüyorum. Mera yok burada. Gütecek yer yok. Biz o yüzden buraya diktik. Kendi çoban evimizin yan tarafı burası bizim. Kendi yerimiz. Kiraz ekmiştik buraya biz. Bir 90 tane falan bir kiraz var burada. Yazın olduğunda sizlere gösteririm şeyleri de. Kirazlarını da. Yeni diktik kirazları da. Daha 2 yıllık. Diktiğimizde küçücüktü. Şöyle yarım metreydi. Ejrin koyunlar korkar kenardan git. Tamam kenardan git ver. Bu kirazları diktiğimiz arkadaşlar bunların haşıları İzmir'den geldi. Şuradan hani çatal bir şekildeydi yine ama şu kadar bir şeydi yani şöyle yarım metre bir metreye yakın. Bir metre yoktu bile şöyle şuradan bir şeydi şuralara kadardı. Buradan sonrası komple kendileri uzadılar. Kiraz demek ki çok çabuk uzayan bir meyveymiş. Yerini de sevdi herhalde. İyi oldu. Yani bunlar yarın bir gün olursa kirazın kilosu 6 liradan 7 liradan falan satıyorlar. Yani ilk çıktığı zaman 9 lira oluyor ama 5 liradan hesaplasak biz. 5 liradan iyidir yani. 5 liradan satsak para kazanırız biz. Babam emekli olduğu için yani emekli olacağım diye dikti bunları. Hem koyun hem kiraz satarım. Zeytin. Onlarla emeklilik geçiririm diye düşünüyordu. Koyunları da yeni çıkardık dayı. Sattı mı? Köyümüzün en büyük çobanı Savait'in dayı. 150-200 tane koyunu var arkadaşlar. Onu da çekeriz bir gün.
O gelmiş gezmeye babamın yanına. Bak bakalım dayı, koyunları beğenecek mi? Nasıl yayılması? Yaylım bol. Arkadaşlar hayvanlar bir garipsediler, açıldılar bayağı bir. 20 hayvan var ama tam 21 abi. 21 mi? Evet. O kadar hayvan var, açılınca sanki büyük bir sürüymüş gibi oldu. Şuna bakın. Burada var. Bura hepsi bir ayrıldı. Bir arada grup olarak gezmiyor bunlar. Hepsi farklı farklı. Hecin o küçükler ne yiyor? Lahanaları mı yiyorlar? Yesinler lahanalar, zaten artık yenmeyecek onlar. Koyunları yer artık, yer artık onları. Bademler çiçek açmaya başlamış arkadaşlar, bakın. Mis gibi kokuyor. Küçükler bile yiyor. Şunlara bakın arkadaşlar, bakın. Daha bunun ne ağzı var ne dişi var. Bakın nasıl yiyor. Topluyorlar. Tony, aferin oğlum. Hadi güt bakalım koyunları. Güt. Aferin. Yabancı sokma koyundan yanına, tamam mı? Arkadaşlar Tony bu işi yapacak. Tony, bakın etrafı nasıl bakıyor. Biri var mı diye bakıyor arkadaşlar. Değil mi? Biri var mı diye etrafı süzüyor. Evet. Sokma oğlum kimseye buralara. Otun az olduğu yerde ne işiniz var sizin? Otun bol olduğu yere gitseniz de. Yürü aşağı. Onun neyisi vardır sence? Ot dokunuyor mu? Ot yine satmamız lazım değil mi? Arkadaşlar dayımız diyor, koçu diyor ot dokunmuş diyor. Bakın biz daha yeni başladık, acemiyiz. Karşıdan görür görmez hemen yanıma geldi. Koçta bir sıkıntı var diyor. Ya ot dokundu diyor ama daha yeni çıkardık, ot dokunmaz. Başka bir şey var demek ki. Karnı çok şiş diyor. Karnı tok zeytin dalı yemiştir diye biz şişiktir diyoruz ama demek ki bir hastalık var bu koçta. Paşa hasta mı oğlum sen? He? Ye bakalım ye. Yani yılların tecrübesi konuşuyor. Bizden daha iyi biliyor dayım. Koç sıkıntılı dedi ama bilmiyoruz artık sıkıntı var mı yok mu. Belli oluyor herhalde kendini ya. Paşa ne diyor oğlum dayı? Hasta mı diyor? Gel. Gel kaçma. Ecrin. Nasıl oluyor? Sevdin mi koyun gütme? Evet. Hoşuna gitti mi? Evdeyken koyunlar zaten. Git bakalım. Koyunun bir tanesi bak dama doğru gidiyor. Onu tarlanın içine doğru çevir bakalım. Yavaş git, yavaş koşma. Arkadaşlar Ecrin yapacak bu işi, elinde çoban zopası hazır. Ben bile çoban zopasız çıktım vallahi. Ecrin helal olsun. Bu arada lahanalar var diye buraya biz rare grass ekmemiştik ama şimdi artık lahanalar da kalktı. Kalkmadı ama kırağı çöktü artık, yenmez bunları. Kuzulağı yiyor. Artık bundan sonra havaların izin verdiği sürece, yani havalar güzel olduğu sürece koyunları çıkarıp burada güteceğiz. Yani çobanlar gibi, büyük çobanlar gibi diyeyim daha doğrusu, dağlarda koyun gütmek yok bizde. Zaten sayımız, mevcudumuz az. Yani olup olanı 20 hayvan. İlerlemeyi düşünüyoruz tabii, büyütmeyi düşünüyoruz ama yani bizim burası bir 50 hayvanı kadar alır yani. 2-2,5 dönümlük bir yer. Etrafını tel çevirdiğimiz zaman regrasın içinde hayvan 2 saat geçse karnını doyurur zaten. Dayım diyor bana da video çekelim diyor. Gel diyor benim yanıma diyor. Bizim koyunları da diyor çekelim diyor. Bu tarz videolar severseniz arkadaşlar yorumlarda belli edin. Diğer abilerin koyunlarını da çekmeye gideriz. Köy hayatında bu şekilde hem çalışıp hem ek iş olarak koyun kuzu yapıp hem zeytin, böyle yani köyde ne varsa o yapılıyor. Bir önceki videomda size arkadaşımın koyunlarını çekmiştim. Orada zeytin falan yok, orası tamamen hayvancılık üzerine.
geçimini sağlayan bir köy. Ama bizim burada çiftçilik de var, zeytin var. Aynı zamanda böyle 3-5 tane de hayvan yapılıyor. 2-3 çeşit iş yapabiliyorsun yani. Koyunlarımız regresle yayılmaya devam ediyor. Gel, gel. Gel buraya. Gel, gel kızım, gel kızım. Yabancı biri geldi. Köpek de havluyor, çakır. Ezin çakır, savaşın da yine mi havluyor? Salacak mı? Arkadaşlar bakın şu küçük kuzular lahanadan vazgeçemiyor. Lahanayı çok sevdiler herhalde. Lahana yiyorlar. Şunlara bakar mısınız bir arkadaşlar? Bakın. Bunları grağa çöktü diye biz yemiyoruz zaten. Kuzular yiyor bunları. Çok mu sevdiniz siz onları he? Çok mu sevdiniz? Yiyin bakalım, yiyin. İki saat yayılsa karnını doyurur burada arkadaşlar koyunlar. Ot çok. Dağlarda gezip bir oradan ot arama derdi yok. Hazır ot olduğundan. Bir girdi mi bakın geldiklerinden beri hiç kafalarını kaldırmıyorlar. Bir yasıldılar. Sürekli yiyorlar. Yani bu şekilde ot bolken sürekli yedi mi ne olacak? Bir saat, bir buçuk saatte karnını doyurur. Ama şunu anladım. Raygrass çok hani sürekli videolarda izliyordum. Hem süt oranını arttırıyormuş. Kuzular için iyi olacak. Hani çok kaliteli bir otmuş. Bu yıl denemek için diktik. Ama görünüşe bakılacak olursak. Ecrin üst taraftan kovala aşağı kızım. Üst taraftan aşağı doğru buraya doğru kovala. Yani durum onu gösteriyor. Koyunlar sevdi yani. Bayağı sevecekleri bir otmuş. Varsa böyle bir boş yeriniz. 3-5 tane hobi amaçlı da olsa koyunculuk yapıyorsanız arkadaşlar Raygrass ekmenizi tavsiye ederim. Çok öyle bir pahalı bir maliyeti yok yani. Küçük torbalarla tohum alırsınız. Dikip koyunlarınızı böyle hele ev kenarı ya da böyle çoban evi dam kenarında araziniz varsa biz gibi dikip koyunu merada çıkartamıyorsanız bile merayı en azından hayvan hem ayağı açılsın hem de yeşillik yesin. Midesi yeşillik görsün. Tony bırak. İçin yayarsınız. Bakın küçük kuzular nasıl koşturuyor. Arkadaşlar koyunları Raygrass'ın içinde bıraktık. Tavukların bir çekilin. Raygrass'ın içinde onlar yayılsın. Ezin tut kamerayı. Tamam. Sabit bir şekilde. Koyunlar Raygrass o adamımızın kenarında, çoban evimizin kenarında olduğu için onlar orada yayılsın. Yani bir yere kaçmazlar, zarar yapacakları bir yer değil. Biz de yerlerini temizleyelim. Tavuklar da solucan mı arıyorlar? Ne arıyorlar? Bilmem. Arkadaşlar koyunlar giriyorlar. Gel gel gel. Aç damın kapısını içeri. Arkadaşlar koyunları bir yarım saat güttük geldik. Savaşın dayımız dedi ki ot dedi koyunları dokanır. Biz tabii biz koyunları gütmüyoruz. Kapalı bakıyoruz koyunlara. Kapalı baktığımız için hayvan yaş ot, taze ot görmüyor. Ama yeni bugün çıkaracaktık. İşte çıkardık bir yarım saat falan güttük. Yarım saat 45 dakika kadar güttük. Dayım tecrübeli. Savaşın dayı kaç yıldan beri sen koyun güdüyorsun? 55 seneden beri.
40 seneden beri koyun gidiyormuş Sabahattin dayım. Tecrübeli yoldan gördü bizim koyunların yayıldığını. Dedi karınları şişmiş dedi. Tabi biz ben karnı doyuyordur sanıyorum ama hayvan karnı doyduğundan değil asit yapıyor. O yüzden karnı şişiyormuş herhalde. Hemen dedi kapadın bunları od iğnesi falan vurun dedi. Artık yarın babam gidip bir Soma'dan od iğnesi alıp gelir. Od iğnesi vurup ondan sonra koyunları gütmeye çıkaracağız. Şakaya gelmez arkadaşlar bu işle. Kaç paralık koyun sonuçta öldü mü kıymeti kalmaz. O yüzden od iğnesini vurmamız lazım hemen acilen. Kışt. Horoz yürü. Yürü. Kışt. Tavukların kapanma saati geldi arkadaşlar. Ezin kovala horozu. Hış. Yürü. Bak nereye gidiyor bak. Nereye gidiyor. Tavukları da kapattık. İki tane dışarıda kalmış. Onları da kapatıyoruz şimdi. Çakırı saldım arkadaşlar. Ama bakayım dedim. Salayım mı ne yapalım dedik. Öbür Tony'yi ısırdı bu. Kemik varmış burada yerde bir tane nereden geldiyse kemik başında kavga ettiler. Diğer köpeği altına aldı bizim o kesin motor çalışıyordu motorun sesinden de duyamadım. Bir baktık motor stop edince diğer köpeği altına almış ısırıyor. Tony kaçtı tabi bir yerinde bir şey var mı bilmiyorum. Bakalım bir Tony'yi de. Tony gel. Arkadaşlar bayağı sağlam ısırdı köpeği. Köpek yok. Tony. Ha geldi. Var mı oğlum bir şey? Bir şey var mı? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Dövdü mü seni? Dövdü mü Çakır? Ha? Var mı bir yerinde bir şey? Kanadı mı? Dur bakayım. Şurası ne? Bu kan mı bu? Dur bakayım. Tamam yok bir şey. Bu tarafında var mı? Biraz çamur olmuş ama. Ezin yok bir şey. Dur. Allah arkadaşlar elimden düşürtürecek kamerayı. Üstüme atlıyor. İyi hadi yok bir şey olmamış. Motorun sesinden duyamadık arkadaşlar. Motor stop etti babam. Stop edince seslerini duyduk bunların. Hemen koştum ama bayağı bir hırpalamış altında. Salmaya gelmeyecek herhalde diğerine. Gerçi kemik var. Kemik yüzünden onlar o şekilde. Kemiği almak için dövdü bunu da. Çakır sen onun yanına gitme oğlum tamam mı? Sen onun yanına gitme. O dövecek seni bak tamam mı? Onun yanına gitme. Üzerime atlıyor. Yürü bakayım şöyle koş bakalım. Koş bir yerinde bir şey oldu mu? Hadi tut. Tut. Heh. İyi arkadaşlar neşesi yerinde. Öyle bir sıkıntısı yok. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Ecin ablası da üzüldü. Dövdü diye. Yürü gel. Gel. Evet arkadaşlar koyunları kapattık. Zeytin dalı verdik şöyle. Kenarlara zeytin dalılarını astım. Şu ip biraz sallanıyor. Bugün vermedi ipi. Kenarları asalım dedi babam. Kenarları astık. Arkadaşlar dediğim gibi yeşille çıkarmadan önce koyunu ot ilacı atın diyor bizim köyden bir abimiz, dayımız. Kendisi 45 yıllık koyun çobanı yani koyunları var, sürüsü var. Köyde bayağı bir koyunları var. O dedi ki ot ilacı atmadan kesinlikle çıkarmayın, aklınızda bulunsun. Yani biz biliyorduk onu hani ot ilacı atmadan hayvan yeşil yediği zaman dokunur ama bir ay öncesi biz bunları od iğnesi atmıştık. Hani od ilacı atmıştık biz bunları koyunları. Yani bir ay oldu daha atılalı diye dokunmaz diye düşündük ama tabi adamda da şimdi 200-250 koyun var. 45 yıldan beri bu işi yapıyor. Bizden tecrübeli. Bakalım babam yarın gidip veterinerle konuşacak. Ona göre gerek görüldüğü takdirde iğne alıp gelip od iğnesi vuracağız koyunlara. Ondan sonra çıkartacağız regrasımızın içine koyunları gütmeye.
Ama zeytin dalını bayağı iştahlı güzel yiyorlar. Arkadaşlar bugünkü videom da sonuna geldi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Siz paylaştıkça daha çok kitlelere ulaşacağız. Bunu her videomda söylüyorum. Akşam oldu. Sobamızı da yaktık. Artık eve girip koyunlarımızın karnı doyduğuna göre sıra bizim karnımızda. Önce koyunlar, ondan sonra biz de kendi karnımızı doyuralım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.